Merhaba arkadaşlar. İkinci Mahmut döneminde eğitim ve kültür alanında yapılan ıslahatlar. İkinci Mahmut döneminde medreselerin yanında batı tarzı eğitim veren kurumlar açılıyor gençler. Medrese dediğimiz şey dini eğitimlerin verildiği, pozitif bilim eğitiminin verildiği kurumlardır. Mesela dini eğitim derken fıkıh, kelam, hadis, yer gibi. Pozitif bilim derken işte fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi gibi. Bakın bu tür eğitim kurumları yani medreseler genellikle geleneksel eğitim kurumlarıdır. Batı tarzı eğitim veren kurumlar ise modern kurumlardır. E düşünsenize hem geleneksel hem modern eğitim kurumları bir arada. O zaman yorum şu. Demek ki eğitimde ikilik vardır. E, eğitimde ikilik varsa eğitimde aynı zamanda neler vardır? Çatışma kaçırılmazdır. Gençler eğitimde çatışma vardır ve kültürel çatışmanın olduğunu göstergesidir gençler. Oysa ki nasıl olmalıydı normalde eğitim? Tek bir elden olmalıydı. Hani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tevhidi tedrisat kanunu çıkarılıp eğitim ve öğretim birleştirilmişti. E burada gençler bir yandan geleneksel eğitim veren medreseler, diğer yandan modern eğitim veren batı eğitim kurumları bir arada. Yani ikisi bir arada. Bu da eğitimde ikiliklere sebep olur. Bu dönemde rüştiyeler açılmıştır gençler. Rüştiye dediğimiz askeri ortaokuldur gençler. Askeri ortaokul. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatırken hatırlayın diyoruz ki Mustafa Kemal Selanik askeri rüştiyesinde okudu. Rüştiye ne demekmiş? Ortaokul demekmiş. Bu dönemde memur yetiştirmek için Mektebi Marifi adlıya açıldı. Bak, e daha önceden Osmanlı Devleti'nde memurlar nerede yetişiyordu? Enderun'da yetişiyordu. O zaman sen bu cümleyi okurken şunu düşeceksin. Bakın, Mektebi Marifi adlıya açıldı. O zaman Enderun işlevsiz, etkisiz hale gelmiştir. Çünkü artık memur yetiştiren kurum hangisi? Mektebi Marifi adlıya. Daha önceden hangisiydi? Enderun. O yüzden Enderun işlevsiz hale gelmiştir. Bu dönemde Mektebi Ulumi Edebiye açılmıştır gençler. Mektebi Ulumi Edebiye'nin amacı yüksek öğretime yani üniversitelere öğrenci hazırlamaktır gençler. Özellikle bunu da ne zaman yapıyorlar? Lise çağındaki öğrencilere uyguluyorlar gençler. O lise çağındaki öğrencileri üniversiteye hazırlıyorlar, yüksek öğretime hazırlıyorlar. Bu yüzden de Mektebi Ulumi Edebiye açılıyor. İkinci Mahmud döneminde ilkokul İstanbul'da zorunlu hale getiriliyor gençler. İlkokulun zorunlu hale getirilmesi güzel bir şeydir gençler. Değil mi? Mesela okuma yazma oranının artar. İlkokulu zorunlu hale getirirse. Herkes zorunlu ilkokulu okuyacak. E i̇lkokulda özellikle de ne üretiliyor? Okuma ve yazma üretiliyor. Bu dönemde tercüme odaları açılmıştır. Gençler. Tercüme odalarının açılma amacı özellikle dil bilen Müslüman memur yetiştirmektir. İkinci Mahmud döneminde ilk resmi gazete olan takvimi ve kayı çıkarılıyor. Gerçe. Bakın ilk resmi gazete takvimi ve kayıdır. İkinci Mahmud döneminde çıkarılmıştır. Eğer bir yerde gazete lafını duyuyorsanız gazete cümlesini duyuyorsa ya da sözcüğünü duyuyorsanız şunu diyeceksiniz. Demek ki yapılan ıslahatlar ya da yenilikler ya da düzenlemeler halka duyurulmak istenmiştir. Gazeteler niye çıkar gençler? İnsanlar okuyup bir şeylere ulaşsın diye. O zaman 2. Mahmut'un amacı neymiş? Yaptığı şeyleri yani bu şey dediğimiz ıslahat olabilir, düzenleme olabilir. Bunları halka duyurmak. Ve bu gazete gençler birçok dilde Çıkarılıyor. Mesela Türkçe, Arapça, Rumca, Ermenice ve Fransızca çıkarılıyor. Ama Osmanlı'nın ilk gazetesi değildir gençler. Bakın Osmanlı coğrafyasında çıkarılan ilk gazete takvimi Mısır'yedir. Mısır'da çıkarılmıştır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından çıkarılmıştır. Osmanlı coğrafyasında çıkarılan ilk gazete takvimi Mısır'yedir. Ama 2. Mahmud döneminde çıkarılan Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi hangisidir? takvimi ve kayıdır. Bu dönemde Avrupa'ya öğrenci gönderilmiş. Bakın Avrupa'ya öğrenci gönderiyorsan demek ki bir Avrupa veya Batı senden daha gelişmiştir. Avrupa ve Batı'nın eğitimi senin eğitiminden iyidir. Tamam mı geçer? E demek ki sen Avrupa'yı takip ediyorsun. Batıyı takip ediyorsun. Bakın bu yorumları çıkarmanız gerekiyor bu cümlelerde. Bu dönemde Mahmudiye Marşı hazırlanmıştır. Bu marşta Osmanlı'nın ilk marşı kabul ediliyor gençler. Gelelim sosyal ve ekonomik alanda yapılan ıslahatlara. İkinci Mahmud Osmanlı tarihinde ilk defa yurt içi gezisi düzenleyen padişahtır. Ve bu yurt içi gezisini de Trakya bölgesine Yapmıştır gençler. O zaman yurt içi gezisi yapmışsa 2. Mahmud demek ki halkın sorunlarını yerinde görmüş. Memleketin sorunlarını yerinde görmüştür gençler. Tamam mı? Yani halkın sorunlarını ister ne yapıyorsun? Yerinde görüyorsun. Gezmese nasıl göreceksin? Bundan önceki padişahlar demek ki ne yapmış? Hep sarayda vakit geçirmiş. İşte halk ne, ne durumda buna bile Bakamamış bunu görememiştir gençler. Bakın 2. Mahmud bunu ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. İlk defa yurt içi yesi düzeliyor. İkinci Mahmud döneminde İstanbul'da feshane açılıyor. İzmit'te kumaş fabrikası açılıyor. Bakın gençler. İstanbul'da feshane İzmit'te kumaş fabrikası. E hatırlayın ikinci Mahmud memurlara kılık kıyafet zorunluluğu getirmemiş miydi? Evet. Hani fes giyme zorunluluğu, pantolon giyme zorunluluğu getirmişti. E bakın gençler bunların ham maddesini ne yapıyor? Aslında kendi fabrikasını kurarak burada üretim yapmaya çalışıyor. Yani o fesi kendi fabrikasında üretmeye çalışıyor. O kumaşı üretip pantolonu kendisi, kendileri dikecek. Yani Osmanlı coğrafyasında bu iş yapılacak. O zaman Osmanlı'nın buradaki amacı nedir? Aslında Yerli üreticiye kolaylık sağlamaktır gençler. Yerli malını özendirmektir. Dışarıya yani ülke dışına para akışını engellemektir. Bu dönemde gençler askeri amaçlı ve vergiyi belirlemek için nüfus sayımı yapılmıştır gençler. Özellikle bu nüfus sayımında insanlar ve hayvanlar sayılmıştır gençler. Amaç asker sayısını tes, tespit etmek ve vergiyi belirlemektir gençler. Bu dönemde memurlar maaşa bağlanıyor gençler. Ve müsaadere kaldırılıyor. Bakın müsaadere neydi? Devlet yöneticilerinin zenginleşmesini önlemekti gençler. Yani ne demek istiyor? Müsaade etmem. Bakın senin zenginleşmene müsaade etmem. Yani devlet diyor ki ben yöneticilerinin malına gerektiği zaman el koyarım. Yani ben bunların zenginleşmesine izin vermem. Buna biz ne diyoruz? Müsaade diyoruz gece. Müsaade müsaade etmem demektir. Hani devlet yöneticinin zenginleşmesini engelliyor. Bu dönemde İngiltere ile Baltalimanı Antlaşması imzalanıyor gençler. Peki bu antlaşmayla ne olacaktı? Osmanlı ekonomisi baya bir zarara uğrayacaktı. Osmanlı ülkesi Avrupa'nın açık pazarı haline gelecekti. Osmanlı ekonomisi adeta balta vurulacaktı gençler. Ve 7 vahit uygulaması da kaldırılıyor gençler. Bakın 7 vahit dediğimiz bazı ham maddenin satışının yasaklanmasıdır. E şimdi sen 7 vahidi kaldırırsan o zaman o ham maddelerin satışı serbest hale gelecek. E bu durumda ne olacak? Atıyorum işte İngiltere gelecek. Osmanlı'dan ham maddeyi alacak. Götürecek, işleyecek, getirecek. Osmanlı pazarına olmalı sürecek. E bu durumda Osmanlı esnafı zarar görecek gençler. Adeta Batman'ın eşiğine gelecek. Geçen İ İngiltere'den ilk kez buharlı makine getiriliyor. İkinci Mahmut'un güzel bir sözü var gençler. İkinci Mahmut diyor ki ben Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Yahudileri ise Havra'da görmek isterim. Bak bir Osmanlı düşün. Müslümanlar camide, Hristiyanlar kilisede, Yahudiler ise Havra'da ibadetlerini yapıyor. O zaman sen şunu diyebilir misin? Demek ki Osmanlı Devleti'nde din özgürlüğü vardır. Evet. Demek ki Osmanlı Devleti'nde inanç özgürlüğü vardır. Evet. Bir de şunu diyeceksin gençler. Osmanlı vatandaşlığı oluşturulmaya çalışıyor. Yani Osmanlı diyor ki ben vatandaşlarımı inanç anlamında, dinsel anlamda ne yapıyorum? Özgür bırakıyorum. İsteyen, istediği dine mensup ola Bilir. Bu da din ve e, inanç özgürlüğünün sağlanması demektir. Ve bu dönemde gençler Rumi takvim düzenli olarak kullanılmaya başlanıyor. Biliyorsunuz Rumi takvim güneş yılı esaslı bir takvimdir ve ekonomik amaçlı yapılmıştır. Yani mali amaçlı yapılan bir düzenlenen bir takvimdir.